Kırma çatının konstrüksiyon görünüşünü çizmek istersek, saplama kısmı yönünden bakarak çizelim. Öncelikle duvar hizalarını taşıyarak başlıyoruz ve kat yüksekliğini alıyoruz. Şimdi saplanan kısmı ilk olarak görüyoruz. İlk gördüğümüz şey mertekler ve mertek aşıklar. Mertek aşıklar ve mertekler birbirine aynı hizada ve yandan saplandığı için önce çatının eğimini oluşturdum. Saçak hizalarından itibaren çatı eğimi doğrultusunda mertek aşıklarımın hizasını çizdim. Daha sonra plandan taşıyarak ilk mertekten başlamak üzere başlangıç noktası ve bitiş noktası mertek aşığın üzerine gelecek şekilde tüm mertekler çizildi. Mertek aşık bu durumda merteğin arkasında kalarak devam ediyor. Burada tam karşımızda kasnak elemanımız var. Kasnak elemanı da mertek aşağı saplanan bir eleman. Merteklerimiz kasnağa yandan saplandığı için kasnağa. Yine buraya geldiğimizde mertek aşağı saplanıyor. Ve mertek aşığında merteklerin arkasında görünen kısmı. Bitiş noktasında tam 90 derece açı yapacak şekilde elemanı tamamladık. Peki burada 90 derece açı yaptığına göre buna önden baktığımızda şu kalınlığı görmemiz gerekir. O zaman merteklerin de önden baktığımızda şu hizada bitecek şekilde her merteğin önünde bu alınlık kısmını görmemiz gerekir. Bakış yönümüz doğrultusunda hemen arkada damlalık aşığımız var. Damlalık aşığını çiziyorum ve damlalık aşığını gösterdim. Ve en üste geldiğimizde mertek aşığın altında mahya aşığımızı göreceğiz. Mahya aşığının kalınlığı buradan ortaya çıkacak. Evet, şimdi saplanan kısma ait elemanlarımız tamamlandı. Burada dikmemiz var. Görünüşe giren arka yüzeyde onu çizebiliriz. Ve kuşaklarımız var. Çizebildiğimiz kadarıyla bunları çiziyoruz. Arka taraftaki çatıya baktığımızda yine önce mertekleri çizerek başladık. Mertekler mertek aşıkla aynı hizada olduğu için mertek aşığı çiziyorum. Ve bittiği noktada 90 derece açı yapacak şekilde tamamladım. Diğer yönde de aynı şekilde 90 derece açı yaptı. Bu hizayı taşıdığımda merteklerin her birinin öndeki alınlık yüzeylerini çizdim. Ve saplandığı noktalar. Burada dikme olan yerlere geldiğimizde öncelikle mertek aşığın altında bir mahya aşığımız var. Bu mahya aşığını yine burada çizelim. Bunu yine boyayabiliriz. Ve tam kesişim noktasında dikme var. Mertekten dolayı dikmenin sadece yarısı görünüyor. Yine burada da mertekten dolayı yarısı görünüyor. Ancak dikmenin iki kenarındaki kuşaklarımızı burada göreceğiz. Tam mahya aşığının altında dikmenin iki kenarında yer alan kuşaklar. Şimdi mertekleri çizdik. Ancak mertekler çatı planına baktığımızda mahya aşığında ek yapıyor ve diğer yönde devam ediyor. Şimdi buradan baktığımda o zaman bu merteğin bir de şunu söylemekte fayda var. Mertekler ek yaparken tam mahya aşığının üzerinde bir ek yaptığı için bakış yönümüz doğrultusunda mertek kalınlığı kadar yukarıda bir merteğin uzadığı kısmı görüyoruz. Yani şu kısım merteğin uzadığı kısım. Daha doğrusu şöyle diyelim. Tam aşığın üstünde. Şu. Peki buradan itibaren yandan devam eden görünüş çizgisi var. Görebildiğimiz kadarıyla bunları çiziyoruz. Burada herhangi bir ek yok. Arka yüzeydekiyle aynı yüzeye denk gelmiyor. Bu arka tarafta kalanları çizmemize gerek yok. Çünkü birbirine karışabilir. Çünkü bu mertekle arka taraftaki aynı hizaya denk gelmeyebilir her zaman.
unuttuğumuz bir şey var mı? Buradaki damlalı kaşıklarının devamını çizmemiz gerekir. Yine bunları boyayabiliriz. Bir de göğüslemelerimiz. Bu yönden baktığımızda göğüsleme dikmeyi aşağı bağlayan bir eleman. O zaman şu yönden, buradaki dikmeden de bu yönden giden göğüslemelerimiz var. Tabii göğüslemeyi şu açıklığın 1/3 kadar mesafede uzatmamız gerektiğini unutmayalım. Ona göre bağlanacağı yükseklik buna göre belirlenecektir. Ben şimdi sembolik olarak bu şekilde çizdim. Görünüşle ilgili diğer bilgilerimiz, kotlarımız, saplanan çatının mahya kotu, saçak kotu, mahya kotu ve tabii ki diğer yapı elemanları, pencere, kapı ve benzeri elemanlar varsa bunları da çizerek görünüşümüzü tamamlıyoruz. Evet, bakış yönümüzü verdikten sonra bir görünüşü ölçek 1/50 olarak ismini de yazarak tamamlıyoruz. Konu kapsamında kırma çatı konstrüksiyonunu plan, kesit ve görünüş düzlemde ele almış olduk. Bugünkü dersimiz burada sona erdi.